Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde sindirim sistemini anlatacağız. Sindirim sisteminin görevi nedir? Vücuda alınan ya da hücre içerisine alınan besinlerin polimerlerin monomerlere kadar parçalanmasıdır sindirim sistemi. Aldığınız polimerler ne olabilir? Protein olabilir, karbonhidrat olabilir, yağ olabilir. Bunların enzimler yardımıyla monomerlerine yani yapı taşlarına kadar parçalanmasına biz sindirim olayı diyoruz. Sindirim tepkimeleri hidroliz reaksiyonlarıdır. Yani enerji gerektirmez, ATP harcanmaz. ATP harcanmayan bir olayda da canlılık aranmaz. Bu yüzden hücre içinde ya da hücre dışında sindirim reaksiyonları, hidroliz reaksiyonları gerçekleşebilir. Burası önemlidir. Hidroliz reaksiyonları sırasında su kullanılır. Dikkat edin, su açığa çıkmaz. Bu yüzden proteinlerin yapı taşları amino asitlerdir. Karbonhidratların yapı taşları monosakkaritlerdir, yani glikozdur, galaktozdur, aynı şekilde fruktozdur. Nötral yağlar yani trigliseritlerin yapı taşları, yağ asitleri, gliserollerdir. Nükleofilin yapı taşları nükleinlerdir. Yani burada polimerleri monomerlere kadar parçalama işlemine biz sindirim diyoruz. Sindirimin amacı hücrelerin doğrudan kullanılabileceği yapı ve enerji maddelerini hızlandırmaktır. Yani hücresel solunumda kullanılmasını sağlamaktır. Burada polimer madde bir kompleks bir maddeyi görüyorsunuz. Sindirim sonucunda monomerler oluşmuş. Monomerleri tekrardan polimer oluşturmasına dehidrasyon. Tam tersi reaksiyona ise hidroliz diyoruz. Bakın birinde su açığa çıkıyor, birinde su kullanılıyor. Solunum ise bu polimerlerin yakılarak enerji elde edilmesidir. Buna da dikkat ediyorsunuz. İki türlü sindirim var. Biri mekanik sindirim. Diğeri ise kimyasal sindirim gerçekleşme şeklindedir. Mekanik sindirim, diğer bir ismiyle fiziksel sindirim, besinlerin parçalanarak daha küçük yapılara ayrılması fakat monomerlerine kadar ayrılması değil, buna dikkat edin. Fiziksel etkileşimleri çözer, yiyeceklerin yüzeyini arttırır. Yani enzimlerin etki edeceği alanı arttırarak aslında kimyasal sindirimi hızlandırır. Dolayısıyla dişler yardımıyla besinlerin parçalanması, yine peristaltik hareketler yardımıyla besinlerin öğütülmesi, safra tuzlarının, safra sıvısının, yağların solunum yüzeyini arttırması mekanik sindirime örnek verilebilir. Tekrar ediyoruz. Burada çok önemli. Mekanik sindirimde kesinlikle enzim kullanılmaz. Yiyeceklerin yüzey alanını arttırmak yani fiziksel kimyasal sindirimin alanını genişletmek burada asıl önemli olandır. Evet, mekanik sindirimde yağlar yağ parçacıkları haline getirildi. Dikkat edin, yağ parçacıkları daha küçük birimler haline getirildi. Yoksa gliserol artı yağ asidine kadar parçalanma, monomer oluşumu gözlenmedi. Geldik kimyasal sindirime. Kimyasal sindirimi tam mekanik sindirimin tersi, yani enzimler kullanılacak besinlerin monomerlerine kadar parçalanması işlemidir. Su ve enzim yardımıyla gerçekleşir. Ağızda ince bağırsağa doğru artar. Dolayısıyla ince bağırsakta tüm kimyasal sindirimlerin tamamlandığı yerlerdir. Dikkat ediyorsunuz. Biraz önceki ile arasındaki fark yağ damlacıkları, küçük yağ damlacıkları onu oluşturan gliserol artı yağ asidine kadar parçalanmıştır. Şu dakikadan itibaren artık siz herhangi bir sindirim reaksiyonu tekrardan ne yapamazsınız? Gerçekleştiremezsiniz. Bu yüzden kimyasal sindirim tamamlanmıştır. Bir de hücrede gerçekleştiği yere göre sindirim var. Bir hücre içi sindirim, diğeri hücre dışı sindirim. Zaten gerçekleştiği yerde de ismen nerede gerçekleştiği aslında size konuyla hakkında bilgi veriyor. Hücre içi sindirim ise maddelerin hücre içi yapı birimlerinin parçalanması olayıdır. Sindirim enzimleri lizozomlar ve kokullarda pasif olarak bulunur. Makromoleküller kendisini oluşturan yapılara ayrılır. Bu sırada fagostoz ya da pinostozda, pinostoz sıvı moleküller, fagostoz katı moleküller hücre içerisine alınır. Lizozomlardaki sindirim enzimleri aracıyla yapı taşlarına parçalanır. Sindirim sonucu oluşan yapı taşları difüzyon ile sitoplazmaya geçer. Atıklar, egzozomlar hücre içerisine alınır. Bakın, burada da şematize edilmiş. Siz bir besini pinostoz ya da fagostoz, yani sağdan geçemeyen büyük bir molekül hücre içerisine alıyorsunuz. Burada lizozomun etkinliğindeki enzimlerle besin kokulunu, öncelikle besin kokulunu alıyorsunuz. Lizozomla birleşince sindirim kokulu oluyor. Monomerler hücre tarafından kullanılırken atık maddeler egzositozda
dışarı atılıyor. Bu sindirimin hücre içerisinde gerçekleştiğini gösteriyor. Hücre dışı sindirim daha çok saf kök canlıların yaptığı, enzimlerin önce dışarı salgılanıp polimer bileşiklerin dışarıda parçalanıp hücre içerisinde monomerlerin alınmasıdır. Ezber yapmanıza gerek yok. Sindirim hücrenin içerisinde ise hücre içi sindirim, hücrenin dışında gerçekleşip monomerle hücre içerisinde alınıyorsa buna da hücre dışı sindirim diyoruz. Bu enzimlerin dışarı sentezlenmesi sırasında çekirdek, ribozom, endoplazmik radikulum, Golgi hücreleri görev alır, lizozom görev almaz. Çünkü lizozom hücre içi sindirimde görevlidir. Oluşan yapı birimleri bakın difüzyon artı aktif taşımayla içeri alınır ne demek? Atıyoruz şurada 10 tane molekülümüz var. Bu 10 tane molekülümüzün içeri alınması 5'e 5 kalasıya kadar difüzyonla gerçekleşirken burası 6, burası 4 kaldığında buradan sonra artık aktif taşıma çünkü azdan çoğa monomerlerin taşınmasından bahsedebiliriz. Sindirimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. İnsanda hem hücre içi hem hücre dışında gerçekleşir. Şimdi insanda hem hücre içi sindirim var hem hücre dışı sindirim var. Burada önemli bir parantez açalım. Sindirim kanalları yani ağız, mide, ince bağırsak insanda vücut içidir fakat hücre dışıdır. Ama karaciğerin içi derse, karaciğerde derse hücre içi kabul edilir. Dolayısıyla her ikisi de insanda vardır. Burası önemlidir. Buraya dikkat edin. Mekanik sindirimde enzimler görev almaz. Doğru. Kimyasal sindirim sonucu oluşan ürünler hücre zarından geçebilir. Evet monomerlerine kadar parçalanıyordu. Mekanik sindirim besinlerin yüzeyini arttırır. Evet solunum yüzey alanını arttırır. Hücre içi sindirimde görev alan tüm organeller hücre dışı sindirimde de görev alır. Biraz önce söyledik. Lizozom hücre dışı sindirimde görev almıyordu. Geldik. Gelişmiş bir insanın sindirim sistemi hangi organlardan oluşur? Ağız, yutak sırasıyla yemek borusu, mide, ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak anüsle ne yapar? Sonlanır. Şimdi bu sindirim organlarının dışında sindirime yardımcı organlar var. Ne bunlar? Karaciğer, pankreas, tüplük bezleri ve safra kesesi dediğimiz yapılar nelerdir? Sindirime yardımcı organlardır. Bunlar da önemli. Ağız besinlerin ilk defa vücuda alındığı, ilk alındığı yerdir. Burada dikkat etmenizi istediğimiz şey hem mekanik dikkat edin hem de kimyasal sindirim gerçekleşiyor. Dişler yardımıyla burada hangi sindirim var? Mekanik sindirim var. Ağızda neyin kimyasal sindirimi olur? Karbonhidratların kimyasal sindirimi olur. Ağız içerisinde diş dediğimiz gibi mekanik sindirimi sağlar. Dil, besinlerin ağız içerisinde çevrilmesi konuşmada görevlidir. Tüplük bezleri salgıladığı bileşenlerle ağız içeri dengesini korur. Mesela ne salgılar? Lizozim enzimleri salgılar. Dolayısıyla o da mikroplara karşı vücudu ağız içerisini korur. Tüplük bezleri kaç tane? Bakın çene altı, dil altı ve kulak altı olmak üzere 6 tanedir, 3 çifttir. Salgıladığı tüplük sıvısı sayesinde karbonhidratların kimyasal sindirimini başlatır. O zaman burada dikkat ediyorsunuz. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar, midede olmaz, ince bağırsakta son bulur. Tüplük içerisinde bir enzim var. Bakın dikkat edin, amilaz enzimi. Bu enzimi bir de pankreas salgılıyor. Onun için bir tüplük bezi amilazı var, bir de pankreas amilazı var. Karıştırmıyorsunuz. Tüplük bezi amilazın diğer bir ismi neymiş? Pityalinmiş. Tüplük sıvısı içerisinde lizozim enzimi var, mukus var, iyonlar var. Bunları söyleyebiliriz. Amilazı söyledik. Neden görev alıyor? İşte karbonhidrat, nişasta gibi, glikojen gibi yapıların salgılanmasında görev alır. Lizozim mikrop öldürücüdür. Mukus besinleri karbonlaştırarak yutulmasını kolaylaştırır. İyonlar ise, bakın iyonlar arkadaşlar ağız ne türe yakın yapılardır. 6.2-7.4 aralığında tutulmasını sağlar. Ağızdaki pH'in dengelenmesinde görev alır. Dişler üst ve alt çene kemiklerinin çukurlarına yerleşmiş beyaz, sarı, tırak ve sert olan yapılardır. Burada bilmeniz gereken şey çiğneme istenme olarak başlayıp refleks olarak devam eder. Bir dişin yapısı çok önemli değil ama şöyle bahsetmiş olalım. Bir diş 3 kısımdan oluşur. Bir taç, boyun ve kök kısmı. Kök kısmı artık etin diş etiyle çene kemiğine oturan kısım. Boyun kısmı şurası etle bağlantı yapan kısım. Taç görünür kısmı. Taç kısmında şu en dıştaki yapı mine. Minenin altındaki görünen yapı ise dentindir. Mine beyaz, dentin ise sarımsı bir yapıdadır. Pulpa dediğimiz öz kısmında ise
Diş sinirlerinin yer aldığı kısımdır. Ne yer alıyormuş burada? Dişe ait sinirler yer alıyormuş. Mine tabakasının altındaki tabakaya dentin denir. Dentin kemiğe benzer içinde kanallar bulunur. Dişin orta kısmında sinir ve damar içeren pulpa adı verdiğimiz yapı. Burada diş sinirleri bulunur. Yani dişimiz ağrıdığında aslında artık şu sinirlere kadar inmiş dediğimiz yapı pulpadan bahsedilir. Yaş ilerledikçe mine tabakası aşınır. Altındaki dentin daha belirgindir. Bu dentin de sarı olduğu için yaşlanan insanlarda diş daha sarımsı bir renk alır. Ağızda olayları gerçekleştiren yapılar hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin mekanik sindirimi. Nerede olur? Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin mekanik sindirimi. Evet, mekanik sindirimi dişler yardımıyla olur. Karbonhidratların kimyasal sindirimini kim sağlar? Ağızda tüpürük bezini sağladığı amilaz enzimi. Besinlerin tahtanın alınması dil sayesinde olur. Yani şöyle baktığımızda A seçeneği doğru eşleştirmiş olur. Geldik yutak. Yutak arkadaşlar hem soluk borusu hem yemek borusuyla bağlantılıdır. Yutak kapağına biz epiglottis gırtlak kapağı diyoruz. Bu besinlerin yemek yerken soluk borusuna kaçmasını önler. Bu sefer yemek yerken soluk borusunu ne yapar? Kapatır. Yemek borusu ise yutak ile mide arasında bulunan bir organdır. Yemek borusunun ilk kısmı arkadaşlar çizgili kastan oluşmuşken daha alt kısımları ise mideye yakın kısımları düz kastan oluşmuştur. Bunun sebebi ise yutkunma işlemi istemli başlayıp refleks olarak devam eder. Buna da dikkat ediyorsunuz. Yemek borusunun duvarında içten dışa doğru örtekleri, düz kaslar, bağ dokuları, yapıları yer alır. Peristaltik hareketi mide ve yemek borusunda tersten başlamasıyla kusma meydana gelir. Burada biraz sonra midenin yapısıyla ilgili de söyleyeceğiz. Geldik arkadaşlar mideye. Mide ince bağırsakla bağlantılı olduğu kısım. Burası pardon, yemek borusuyla bağlantılı olduğu kısım. Burası ince bağırsakla bağlantılı olduğu kısım. Burada size şunu sorar. Şu kapının ismi ne? Kardiyak kapısı. İnce bağırsakla bağlantılı olduğu kısım pleura kapısı. Kardiyak kapısı çift yönlü açılır. Çift yönlü açılmasaydı ne olurdu hocam? Kusma diye bir şey gerçekleşmezdi. Dolayısıyla burada kusmanın gerçekleşmesini sağlar. Mide ağzı mide içeriğinin yemek borusuna dönmesini engeller. Mide kapısı ise mide içeriğinin ön parmak bağırsağının kontrolü geçişini ne yapar? Sağlar. Mide duvarının yapısında içten dışa doğru başlıca mukoza, düz kaslar ve periton. Periton dediği üç organları saran zara diyoruz. Midede gelişmiş mukoza tabakası midenin kendi kendini sindirmesini önler. Arkadaşlar biliyoruz ki midenin yapısı asidik bir ortam. pH yaklaşık olarak 2. Dolayısıyla midenin buradan zarar görmemesi için bu pH aralığında onu saran mukoza sıvısı vardır. Mideden salgılanan yapılar, pepsinojen enzimi, hidrojen klorür, mukus, rastrin hormonu. Bunlardan bahsedelim. Pepsinojen, hatırlayalım. Midede proteinlerin sindirimi midede başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Proteinin sindiriminde görev alan enzim pepsinojendir. Fakat pepsinojen inaktif salgılanan bir enzimdir. Aktifleşmesi için hidrojen klorürle tepkimeye girmesi lazım. Pepsin oluşturur. Bu aktif formudur. Hidrojen klorür pepsinojeni aktifleştirir. Besinlerle gelen mikropları öldürür. Mide öz suyunun pH'ini düzenler ve bu aralık dediğimiz pH 1,5-2 aralığında kalmasını sağlar. Mukus biraz önce de söyledik. Mideyi hidrojen klorürün asit etkisi ve enzimlerin yıkıcı etkisinden korur. Çünkü bu kaslı bir yapı sonuçta parçalanabilir. Gastrin hormonu midenin kendini uyarmasını, mide öz suyu salgılanmasını sağlar. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğiniz bir şey var. Gastrin hormonu bir kim tarafından salgılanıyor? Mide. İkincisi kana salgılanıyor. Peki kimi uyarıyor? Yine mideyi. Neyi sağlıyor? Mideden mide öz suyunun salgılanmasını sağlar ki mide öz suyunda da ne var? Pepsinojen var. Burada pepsinojen arkadaşlar inaktif salgılanmasının sebebi midede kaslı bir yapı, protein yapılı. Dolayısıyla midenin salgılanırken parçalanmasını önler. Üstelik pepsinojen enzimiyle hidrojen klorür farklı kanallardan, farklı yapılardan ne yapar? Salgılanır. Midede az miktarda lipaz enzimi de salgılanır. Bu kısım önemli göz ardı edilir. Siz sadece pepsinojen enzimini bileceksiniz. O zaman
Bir midede mide öz suyunun salgılanması için gerekli faktörler nelerdir? Besinlerin görülmesi, kokusunun alınması, mide mukozasıyla temas etmesi, mide bezinin parasempatik bir sinir olan vagus siniriyle ne yapılması? Uyarılmasıdır. Midenin görevleri, depo görevi var. Sindirinceye kadar burada depolanır. Sindirim görevi var. Besinlerin proteinlerin sindirimini sağlar. Hem mekanik hem de kimyasal sindirim gerçekleştiği yerdir. Ağızdaki gibi. Kimyasal sindirimde görev alan pepsin enzimi olduğunu söyledik. Peki midede mekanik sindirim nasıl oluyor? Kasların yardımıyla, kasların etkisiyle oluyor. İletip midede sindirimi kısmen tamamlanmış besinleri nereye iletecek? İnce bağırsağa iletecek. Midede asidik olan, işte bu kusmuk dediğimiz yapıya biz kimus diyoruz. Mide kimus sindirimin tamamlayacağı, emrinin gerçekleşeceği ince bağırsağa iletilir. Geldik sindirim organlarından ince bağırsağa. İnce bağırsak başlangıç ucu midenin pilotunun kapı kısımlarını söyledik. Yaklaşık olarak 7,5 metre boyunda çok fazla kıvımlar yaparak uzanan bir borudur. Mide ile birleştiği yer 12 parmak bağırsak olarak adlandırılır. Bakın burası önemli. Mide ile birleştiği yer neymiş? 12 parmak bağırsak. Diğer bir ismi duodenum. 12 parmak bağırsağındaki Walter kabarcığına karaciğerden koledok kanalı, pankreas öz suyunu taşıyan ise Wilson kanalıyla bağlantılıdır. İkisi Walter kabarcığı denilen yere açılır. Bakalım şekil üzerinde göstermiş mi? Göstermemiş. Ama şu kısmı diyeceksiniz. Şu karaciğerimiz, şu safra kesesi, şu yeşille gösterilen koledok kanalı, pankreastan gelen Wilson kanalı göstermiş. Walter kabarcığı ise ikisinin birlikte ince bağırsaklı 12 parmak bağırsağı açılan yere diyoruz. Kanalların ismi sorularda geliyor. Yine aynı şekilde içten dışa doğru yapıları göstermiş. Periton ince bağırsaklarına da diyoruz. İnce bağırsakta kan damarı, lenf damarları ve sinirler bulunur ve besinin emiliminde bunu ne yapar arkadaşlar? Görev alır. Geliyoruz. İnce bağırsak mukozada sindirim enzimleri salgılayan bezler bulunur. Bu bezler karbonhidrat ve proteinsinde görevli olan enzimleri salgılar. O zaman ince bağırsakta karbonhidrat sindirimi oluyor, protein sindirimi oluyor, yağ sindirimde oluyor. Fakat yağların sindirimi görev alan enzim salgılanmaz çünkü bunu pankreas salgılar. Buraya da dikkat ediyorsunuz. Enterokinaz pankreastan salgılanan ince bağırsağa gelen tripsinojeni pasif olan enzim yani. Ojen eki alan enzimler çoğunlukla inaktiftir arkadaşlar. Bunu dikkat edin. Tripsini aktif enzime dönüştürür. Tripsin proteinin kimyasal sindirimde görev alır. O zaman şu kısmı biliyorsunuz. Tripsinojen inaktif salgılanıyor. Enterokinaz onu aynı pepsinojenin hidrojen klorürü yani hidrojen klorürünün pepsinojeni aktifleştirdiği gibi enterokinaz ve tripsinojen ne yapıyor bakın? Aktifleştirip aktif tripsini oluşturmuş oluyor. Laktaz, maltaz, sütaz enzimleri ile ilgili disakkaritlerin sindirimde görev alarak bunları monosakkaritlere ne yapıyormuş? Dönüştürüyor. İnce bağırsakta yağları etki eden lipaz enzimi kim salgılıyor dedi? Pankreas salgılıyor. İnce bağırsak arkadaşlar mideyle bağlantılı olan kısmı burası 12 parmak bağırsak, şurası orta bağırsak, şurası ise son bağırsak dediğimiz şurası jejunum, şurası rektum diye isimlendiriyoruz. İnce bağırsakta emilim. Şimdi şurada şöyle bir özet geçelim. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar, midede olmaz, ince bağırsakta tamamlanır. Proteinlerin sindirimi midede başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Yağların sindirimi ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Sindirim tamamlandığına göre artık burada neler oluşacak ince bağırsakta arkadaşlar? Besinlerin monomerleri oluşacak ve bu monomerlerin kana katılmasına, dolaşıma katılmasına biz emilim diyoruz. Emilimin büyük bir kısmı ince bağırsakta tamamlanır. Bu emilimin düzeyini arttıran ince bağırsakta şu parmak şeklindeki yapılar arkadaşlar ne ismini alır? Villus ismini alır. Villus üzerindeki daha küçük çıkıntılar ise mikrovillus ismini alır. Bunlar neyi sağlar? Emilin yüzey alanını arttırır. Parmak şeklindeki ne yapar? Parmak şeklinde şu görülen yapılardır. Villus ve mikrovillus yapıları. İnce bağırsağın görevleri
Kimyasal sindirim görevi var. Bir de emilim görevi var. Biraz önce de söyledim. Kimyasal sindirim olması için enzim salgılaması lazım. Salgıları enterokinaz, proteinazlar, sükraz, laktaz ve maltaz enzimleri. Pankreastan salgılanan tripsinojen, glutaminojen, amilaz ve lipaz enzimleri. Karaciğerden salgılanan ince bağırsağa gelen safra karışarak sindirimde görev alır. İnce bağırsakta bu karışım pH'ın 8 ila 8,5 basit kalmasını sağlar. Sindirim dediğimiz gibi biraz önce de saydım. İnce bağırsakta tamamlanır. İnce bağırsaktaki sindirimden sonra meydana gelen süte benzer sıvıya humus diyoruz. Burada şunu karıştırmayın. Midedeki asidik yapıya humus diyoruz. İnce bağırsaktaki bazik yapıya humus diyoruz. Emilim görevi humus ince bağırsakta ilerlerken sindirim sonucu oluşan ürünler biraz önce de söyledik. Ya lenf kılcallarıyla ya da kan kılcallarıyla dolaşıma katılır. Eğer taşıdığınız bileşikler yağ asidi, gliserol, adek vitaminleri ise lenf kılcallarıyla, amino asit, glikoz, D ve C vitaminleri ise kan kılcallarıyla dolaşıma katılır diyoruz. Diğer bir görevi ise su, mineral, iyon ve besin yapı taşlarının sindirim kanalı çevrenin hücreleri alınmasına eminim yani kana karışması da denir. İletim görevi vardır ki kalın bağırsak humus dediğimiz yapının iletilmesidir. İnsanda ince bağırsak normalden kısa olsaydı olaylardan hangileri gerçekleşirdi? Karbonhidrat monomerlerin emiliminde aksama, yağ monomerlerin emiliminde aksama, suyun emiliminde aksama. Yani arkadaşlar zaten ince bağırsak uzun bir yapı ama bu uzun yapının yüzey alanını genişlettirmek için mikrovirüs dediğimiz parmak şeklindeki çıkıntılar oluşmuş. Bunlar hepsi ne yapar? Bağırsağın normalden kısa olsaydı gerçekleşmeyeceği, hatta normalden de onu uzun yapıp humuslu yapılara sahip olduğunu biraz önce söyledik. Geldik. Midedeki asitli humus 12 parmak bağırsağına geçer. Humusun etkisiyle 12 parmak bağırsağından sekretin ve kolesterolün hormonları salgılanır. Buraya şuna dikkat etmenizi istiyorum. Midedeki humus asidikti. İnce bağırsağa geldiğinde ise bağırsaktaki enzimler, biliyorsunuz enzimler belli pH aralıklarında iyi çalışır. Bağırsak ise baziktir. Dolayısıyla bu besinlerin basit özellik kazanması için bağırsaktan sekretin ve kolesterol hormonları salgılar ki bu hormonlar mideyi uyararak çalışmasını hem yavaşlatır hem de ilgili organları uyararak bikarbonat iyonlarının ve pH'ı bazik yapacak safrayı uyararak bu görevi üstlenir. Bu kısım tablo önemli. Mesela şöyle bir soru soracak size. Gastrit hormonu salgılandığı hormon mideydi. Hedef organı yine mide ve mide ösünün salgılanmasını sağlar. Mide hareketlerini yavaşlatır. Dediği bu değil sekretin. Bu nereye uyardığı kısmı önemli. Geliyoruz sekretin hormonu ve kolesterolün ikisi de ince bağırsaktan salgılanır. Ve ikisi de pankreas ve karaciğer uyarır. Pankreas ve karaciğer uyarır bakın. Pankreas uyardığında bikarbonat iyonlarını salgılatarak ince bağırsak pH'ini düzenler. Burada söylediğimiz olan karaciğerde de safra üretimlerine salgılanmasını sağlar. 12 parmak bağırsak mide hareketlerini yavaşlatır. Pankreas enzimlerinin salgılanmasını sağlar. Safra kesesinin kasılması ve burada depolanan safranın 12 parmak bağırsakla dökülmesini sağlar. Karıştırdığımız şey şu. Şuradaki sekretinin karaciğer göreviyle şu görev nedir? Bakın arkadaşlar, sekreti karaciğeri uyarıp diyor ki safra salgıla, safra üret. Ürettiği safrayı safra kesesine verecek. Burada ise safra kesesindeki safrayı salgılatacak. İkisi arasında böyle bir fark var. Buna dikkat ediyorsunuz. Sindirim organlarından son olarak kalın bağırsağa geldik. Kalın bağırsakta arkadaşlar kimyasal sindirim gerçekleşmez. Bazı besinlerin neleri gerçekleşir? Emilimleri gerçekleşir. İnce bağırsak ile birleştiği yerde kör bağırsak çekim bulunur. Kör bağırsağın ucunda apantis denilen parmak şeklinde bir çıkıntı vardır. Bunun ıslatlanmasına apantisit denir. İnce bağırsak ile birleştiği yerde bulunan kapak kalın bağırsağın içindeki bakterilerin ve atık maddelerin ince bağırsağa geri dönüşünü ne yapar? Engeller. Kalın bağırsaklarındaki dokular mide ve ince bağırsak ile aynıdır. Sindirim enzimleri salgılayan besler bulunmaz. Bak dikkat edin, villusları yoktur. Yaklaşık olarak boyunu ve çapını söylemiş, çok önemli değil. Kimyasal sindirimin gerçekleşmeyeceği bu kısımda arkadaşlar nedir? Önemlidir. Emilim gerçekleşiyor mu? Evet, özellikle su ve arkadaşlar mineraller emilir. Sindirilmemiş ürünler posa dışarı atıncaya kadar burada depolanır.
Yararlı bakteri, yani simbiyotik bakteriler D ve K vitamini sentezler, kalın bağırsak içerisinde yer alır. Fazla antibiyotik kullanılması bu bakterileri öldüreceği için yararlı bakteri D ve K vitamini eksikliği bireylerde görülür. Dışkılama, sindirilmeyen atık üreler peristaltik hareketlerle rektuma kadar iletir. Dışkı anüsten dışarı atılır. Turnuslar hızlı ilerlerse ya da yavaş ilerlerse ne olur? Yeterince su ve mineral emilemez. Dışkı çok sulu olur, ishal oluşur. Burada yavaş ilerlediği için kabızlık oluşur. Tabii bunun beslenmemizle, gün içerisinde fazla su ya da az su tüketmemizle de bağlantısı vardır. Genel anlamda sindirim arkadaşlar organları kalın bağırsakla bitiriyoruz. Bir dahaki dersimizde sindirime yardımcı olan organlardan bahsedip üniteyi bitirmiş olacağız. İyi çalışmalar, kolay gelsin.